Vatandaşı düşünen yok. Özellikle kendi milletini asla düşünen yok. Yatıyoruz mülteciler, kalkıyor Suriyeliler, dış ülkeler, yan ülkeler, komşumuz komşumuz. Tamam kurban olayım, biz de Müslümanız. Komşusu açken tok yatan bizden değildir de bu kadar da olmaz ki. Allah Allah diyorsunuz ya, her cuma namazı çıkışı açıklamalar yapıyorsunuz ya, Sayın Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. En başından beri biz de AK Partiliydik, destekliyoruz, destekledik de. Ama sen de bizi biraz düşün be. Biz de bu vatanın evlatlarıyız. Vatandaşınız yani. Bu tepede en zirvedeki insan sensin. Sen düşünmezsen milletini kim düşünecek? Alın beni, alın. Alın gelsin Tayyip Erdoğan. Sayın Tayyip Erdoğan, sana sesleniyorum. Gel al beni, gel al. Vallahi billahi gel al ya. Yeter artık ya. Halkın gündemini soruyoruz. Gündeminizde ne var? Gündemimizde ekonomi var. Ekonomi daralmaya gidiyor. Gün geçtikçe daralıyor. Dolar artıyor, euro artıyor. Bunun karşılığında rezervimiz yok. Bu da insanları alım gücünü etkiliyor. İnsanlar alamıyor artık. İnsanlar dışarı çıkamıyor. Burada kimi çevirsen cebinde en fazla 50 lira para vardır. Yani bir genç olarak cebinde 50 lirayla en fazla buralarda gezen insanlar. Yani yazık, acıyorum. Ben kendime de acıyorum. Ben gencim. Üniversite sınavına yeni girdim. Üniversite sınavından çıktım. Artık üniversite değil de acaba iş bulabilecek miyim? Geçinebilecek miyim? Mezuna kaldım. Mezuna kalıyorum. Hem çalışıp hem dershaneye gitmeyi düşünüyorum. Çünkü ailem bana para verecek durumu yok. Kendimizi zor geçindiriyoruz. Peki Z kuşağı olarak ne bekliyorsun? Gençleri düşünmelerini bekliyoruz. Artık gençler yönetsin. Yaşlı kafa olmuyor artık ya. Yaşlı kafa olmuyor. Erdoğan yaşlı, Bahçeli yaşlı, Kılıçdaroğlu yaşlı, hepsi yaşlı. Yaşlı kafa gitsin artık. Genç gelsin. Bu nedir ya? Ya Z kuşağı olarak evden çıkamıyoruz. Nereye gideceğiz? Hani evden nereye çıkıp gideceğiz? Gezemeyeceğiz, tozamayacağız. Eve bağlı kalmışız. Orada çalış, burada çalış. Günlük işlere git. Niye? Cebinde paran olsun. İnsanlar faturasını ödeyemiyor. Geçim derdi, kira derdi. Yazık, günah değil bu millete. Geçen yapılan bir araştırma... Yok yani, adalet diye bir şey yok. Adalet bayan ismi olarak kaldı, öyle gidiyor zaten. Adaletin ağası yok. Benim oğlum cezaevinde. 1,5 yıldır koronavirüsle uğraşıyoruz. Açık görüş yok, sevk yok, herhangi bir yasa yok, indirim yok. Açık cezaevindekiler 1,5 yıldır... Hayır, 1,5 yıldır koronavirüs izninde dışarıda cezalarını infaz ediyorlar. Kapalıdakiler ne olacak? Resmen ölüme terk edildiler. 16 kişilik koğuşlar, 30 kişi yerlerde yatıyor mahkumlar. Cezaevlerinin döner sermayesi devletin kasasında. Mahkumları çıkartır mı? Vermez. Devlet Bahçeli'nin sözü vardı. Nerede hani? Vagonlara doldurup yakalım mı, fırınlara mı atalım diyordu. Ne oldu şimdi? Çekici çıkarttı, yeter ona. Erdoğan Bey'le birlik oldular. Geri çekti, kaldırdı. Çıkarttı, yeter ona. Tıp diyor, susuyor, tıp diyor, kalkıyor. Birbirleriyle ne derseler o. Vatandaşı düşünen yok. Özellikle kendi milletini asla düşünen yok. Yatıyoruz mülteciler, kalkıyor Suriyeliler, dış ülkeler, yan ülkeler, komşumuz komşumuz. Tamam kurban olayım, biz de Müslümanız. Komşusu açken tok yatan bizden değildir de bu kadar da olmaz ki. Bakın, araştırın. Türkiye'de suç şeyleri daha çoğaldı. Suriyeliler, Afganlar, çoluğumuza, çocuğumuza hırsızlık. İş bulamıyoruz, ev bulamıyoruz. Her durumları bizden iyi. Bizim evlatlarımız gidiyor, onların ülkesini savunuyorlar. Onlar burada tatil yapıyorlar. Krallar gibi yaşıyorlar. Onların yediğini, içtiğini, giyindiğini biz yapamıyoruz. Biz kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda onlardan hem mağduruz hem de yabancı kaldık ya. Yemin ediyorum, bir markete, mağazaya girelim, onlardan bize sıra gelmiyor ki bir ihtiyacımızı alalım. Vallahi billahi kardeşim ya. Bu kadar olmaz. Kendi milletini düşünsünler biraz. Allah rızası için. Allah Allah diyorsunuz ya. Her cuma namazı çıkışı açıklamalar yapıyorsunuz ya. Sayın Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. En başından beri biz de AK Partiliydik. Destekliyoruz, destekledik de. Ama sen de bizi biraz düşün be. Biz de bu vatanın evlatlarıyız. Vatandaşınız yani. Bu tepede en zirvedeki insan sensin. Sen düşünmezsen milletini kim düşünecek? Sen ülkendeki vatandaşından başka her şeyi düşünüyorsun. Ama ülkendeki aç mı, susuz mu, öl mü, benim milletimde aç yok diyor. Bir çıksın sokağa, vatandaşın içine bir girsin bakalım.
Gözlerimizle görüyoruz çöp kutularından, çöp tenekelerinden ekmek toplayıp çocuklarına nafaka götüren, dağılmış pazar yerlerinden sebze meyve toplayıp evlerine götürenlerden. Türküyle, Kürdüyle biz birbirimize, yani millet olarak artık umudumuz kalmadı tepedekilere. Biz birbirimize sarılmaya, birbirimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz ama nereye kadar? Yok. Gençlerimiz işsiz. Ah, oğlum 28 yaşında aramadığı iş, dolaşmadığı kapı kalmamış. Yok kardeşim, iş yok ya. İşsizlik sorununu çözmüş. Nerede çözdünüz? Yok öyle bir şey. Sadece televizyonlarda konuşuluyor. Gin milletin içine bak bakalım. Herkes kan ağlıyor ya. Çocuk diyor gerçekten milletin artık ne alım gücü kaldı, ne geçim gücü kaldı. Kendi kendini vuran mı? Artık psikolojisi bozulmuş, ailesine şiddet uygulayan mı? Gidip olur olmaz suçlara karışıp başını belaya koyanlar mı? İnsanlar zıvanadan çıktı artık. Ülkede yanıyor zaten. Yaktılar yani. Yanıyoruz yani. Daha bunun başka açıklaması yok. Yanıyor yani. Ülkemiz yanıyor yani. Ormanlarımız değil, insanlarımız da. Bak bir sürü insan can telef oldu. Hayvanlarımız, milletin evi, barkı kaldı. Yok yani. Ya şöyle bir şey var. Gündem değiştiriyoruz sürekli. Asıl gündemlere yoğunlaşan yok. Masa başında herkes rahat. Keyfinde, zevkinde. Her gün bir gündem değişiyor. Gündemdeki konulara yoğunlaşan yok. Milletini düşünen yok. Ama Allah rızası için geceye başlarını yastığa nasıl rahat koyup da uyuyorlar? Nasıl o cuma namazlarına gidiyor, fetvalarda Kur'an okuyorlar? Ya hiç kimse. Ben de başta Tayyip Erdoğan'cıydım. Asla yemin ediyorum bu saatten sonra AK Parti, MHP diye bir şey yok. Çünkü onlar bizi düşünmüyorlar. Biz onları destekledikçe onlar bizi kösteklediler. Yok 3 yıl denetim, diğer suçlara hiçbir şey yok. Bütün dünya ülkelerinde gene laf çıktı be. Mahkumlarını çıkarttılar patır patır be. Hastalık çıkmış, virüs çıkmış. Ölümcül bir hastalıkla uğraşıyor dünya. Mahkumunu hiç düşünmüyor ya. Bu nasıl bir insan? Bu nasıl vicdanı rahat yetiyor? Bütün ülkeler af çıkarttılar, yasa çıkarttılar. Mısır'ı, şurası, burası, her taraf. Sen bir indirim bile vermiyorsun be. Resmen mahkumunu ölüme terk etti. Dün değil evvelsi gün ben cezaevindeydim. 16 kişilik koğuş, 30 kişi. Yazık günah değil mi be? Hiç mi vicdanını sızlamıyor? Ne yapmış yani? Bazılarını çıkartmamak için hepsini birden yakıyor. Pireye yorgan yakılır mı kardeşim? İyileri de harcıyorsun sen. Sen daha bu milletten ne bekliyorsun ki? Ne verdin? Bizim bir şeyimiz vardır, atasözümüz. Ne çaldın ki elime, ne süreyim yüzüne? Sen milletine ne yapıyorsun ki? Oy zamanı gelmesin, kimse istemesin oyma. Yok öyle bir şey. Milletini düşünmeyen başı pınar ayağı göl olsun. Kalksınlar artık o koltuktan ya. Yeter ama yani. Sömürdüler iliğimize kemiğimize kadar. Gencecik insanlar cezaevlerinde ömürleri çürüdü. Gözünün üstündeki kaşını beğenmiyorum, git içeri. Böyle bir adalet sistemi yok ya. Silivri cezaevi FETÖ'cü hakim savcılarla dolu. Benim olmadı FETÖ'cü hakim savcılar. Tutuklayan hakim de, tutuklanmasına karar veren de FETÖ'cü. Mahkemeye çıktığı mahkemenin iddianamesini hazırlayan savcı da FETÖ'cü. Hepsi 2016'dan beri cezaevindeler. Bunlar verdi, kırdı kalemini. İlk celsede 15 yıl sanki cinayet işlemiş gibi ceza verdiler benim oğluma. Daha askerliğini bile yapmamış. 19 yaşında girdi, şimdi 26 yaşında. Yazık günah değil mi be? Sen daha bu milletten ne hayır bekliyorsun? Sen düşünüyor musun benim ciğerlerimi yaktın sen? He? İçeride yavrularımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz mapus damlarında çürüyor. Dışarıda biz çürüyoruz. Parasızlık, işsizlik, her şey almış başını gidiyor. Sen Suriyelisini, Afganlısını, onunu, bununu. Ha bak bir anda virüs falan bitti, tükendi. Niye? Turizm sektörü başlıyor. Ha şimdi virüs patlayacak. Niye? Yaz sezonu bitti. Ha, salak değil bu millet. Açsın artık insanlar gözünü ya. Bir, en ufak bir hakaret, en ufak bir böyle konuştuğumuz zaman da tak adresinden alın beni, alın. Alın gelsin Tayyip Erdoğan. Sayın Tayyip Erdoğan, sana sesleniyorum. Gel al beni, gel al. Vallahi billahi gel al ya. Yeter artık ya. Bırakın mahkumları salın. Ortalığa bir çeki düzen verin. Ülkemizde biz bize kalalım be. Gönderin şu bizden olmayanları. Yeter. Gençlerimiz mahvoldu, öldü, bitti. Anaların ciğerleri yandı. Sadece onlar yanmıyor. Her akşam haberleri izlemek istemiyorum ama canım durmuyor. Şehit haberi, şehit haberi. Yazık günah değil mi? Çiçeğe burnunda evlatlarımızı biz toprağa veriyoruz. Niye? Suriye'yi koruyoruz. Tamam da onlarınki burada geziyorlar.
tatil yapıyorlar. Nargide forkurt atıyorlar. Bizim çocuklarımız niye ölüyor? Yeni evlenmiş çiçeğe burnunda kundakta çocuğuyla. Yazık günah be. Yeter artık yani. İnsanları zıvanadan çıkartıyorlar. Tahammülümüz kalmadı artık millet olarak. Gerçekten kalmadı.